Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sezon başlıyor arkadaşlar ve Konami bugünden itibaren ilerleyen dönemlerde gelecek bazı şeyleri açıkladı. Bugün gelen epikler açıklandı. İlerleyen zamanlarda kampanya gelecekmiş. Gelecek epikler, Showtime futbolcular, onlarla alakalı birçok açıklama var. Sabah erken vakitlerde bir tanıtım videosu yayınladılar. Hatta o tanıtım videosunda Napoli takımının oyuncularının geleceğini söylediler. Inter Milan takımını öne çıkardılar. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final kapışmaları var. Dün deplasmanda Inter Milan'ı 2-0'da yendi. Konami tanıtım videosunda iki takıma çok yer verdi. Napoli'nin oyuncuların geleceğini paylaştı. Hatta seviyeleriyle birlikte Showtime futbolcuları gelecek dedi. Hepsine bir bakalım arkadaşlar. Konami'nin resmi web sitesindeyiz. Konami bugünden itibaren başlayacak olan sezon 5 ile alakalı bazı şeyler paylaştı. Bu sezon uzun soluklu. Bir ay değil arkadaşlar, Ağustos ayına kadar süre var. Bugün başladı, 3 Ağustos ayına kadar devam ediyor. Avrupa Ligleri turnuvaları için sezonun sonu yaklaşırken şampiyonluk yolunda yaşanan kıyasıya rekabet daha da kızışıyor. Takımlarını zirveye taşımak için cesurca mücadele veren yıldız oyuncular rüya takımınıza katılmaya hazır. Aşağılara doğru indiğimizde ben en önemlileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Konami diyor ki 18 Mayıs'tan itibaren eFootball'un mobil sürümünün 6. yılını heyecan verici bir kampanya ile kutlayacağız. Bu oyunun mobilde 6. yılı ve Konami böyle yıl dönümlerini bayağı iyi kutlamakta. Güzel hediyeler verdi. Geçtiğimiz senelerde güzel hediyeleri dağıttığını hatırlıyoruz. İnşallah öyle güzel kampanyalar devam eder. Çünkü son zamanlarda kampanyalar hiç güzel değil. E-futbol parasının özellikle çokça verileceği, diğer hediyelerin dağıtılacağı bir kampanya olsun. Açıklamalara devam edelim arkadaşlar. Bu 18 Mayıs, yani haftaya aslında. Bugün ayın 11'i, haftaya 18 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Bakalım ne tür bir kampanya bizleri bekliyor. İlerleyen dönemlerde gelecek efsanelere de değindiler. Simon, Rummenigge'nin normal destansı kartı. Mertesacker, Wilshere gibi isimlerin big time kartlarının geleceğini söyledi. Ki bugün de arkadaşlar Arsenal takımı ve Japon bir epic paketi geldi. Onlara da az sonra bakarız. Maç bileti güncellendi ama oyuncuları oyuna girdiğimizde görebileceğiz. Şimdilik oyuncuları bilmiyoruz ama bir devam edelim. Bugün gelen epic paket. Burada Mertesacker big time olarak geldi. Gilberto Silva epic, Ljungberg epic. İkisi 95 seviye, Ljungberg 94. Gilberto Silva'nın defansif özellikleri yüksek olmakta. Mertesacker'i de incelemek lazım. Big time ve yüksek seviyeli. Bir de stoper futbolcusu. Bakalım oyunun en iyi stoperleri arasında olacak da böyle en iyilerden kaçıncı sırada olabilir? Bir kıyaslama yapmak lazım. İlk 3'e girebilir mi? Şöyle Japonlara baktığımızda da 3 tane Japon futbolcu var. Burada en çok dikkati çeken isim Zico. Tabi Zico'nun biraz ileri yaş hali gelecek. Bundan dolayı da iyi olduğu özellikler olsa da zayıf olduğu özellikler de muhakkak olacaktır. Genç hali olmayacak Zico'nun. İki tane de düşük seviyeli Japon burada epic var. Devam ettiğimizde arkadaşlar maç bileti güncellendi. Güzel futbolcular eklemiş olabilirler. İsimler paylaşılmadı. Bir aylık geldi. Bir ay sonra 4 hafta sonra tekrardan güncellenecek. Konami bugün bir tanıtım videosu yayınladı ve o tanıtım videosunda ileride Napoli takımının oyuncularının geleceğinden bahsetti. Şampiyon oldular İtalya Ligi'nde. Belki de diğer liglerde de böyle şeyler yapar mı? Her takım için yapmazlar çünkü Napoli ve diğer bazı İtalyan takımlarının Konami ile özel anlaşması var. İspanya'da Barcelona olabilir. Almanya'da Bayern Münih. İngiltere'de Manchester United ve Arsenal'la partnerlik anlaşmaları var. Napoli özel anlaşmalı takımlardan birisiydi. Ama seviyeler düşük. Mesela Kvaratskhelia 94, Osimhen 94. Ben bunların daha yüksek seviyeli olmasını isterdim. Çünkü bunlar sezona damga vuran isimler. 5 tane oyuncu paylaşıldı. Keşke bedava top açma hakkıyla bir şekilde karşımızda olsa. Parayla değil de bari bedava top açmakları olsa. Çünkü seviyeler yüksek değil. Bence yüksek olmadığı için de para harcanmayacaktır. Bir bedava bir hediye olur mu? Benim aklıma o geliyor arkadaşlar. Hatta şu mobilde 6. yıldan dolayı kampanya olacak ya. Oradaki hediyelerden birisi de buradan bedava top açma hakkı olur mu? Ben de şu an sesli düşünüyorum. Sizler de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Konami 1 de dedi ki ilerleyen haftalarda Showtime futbolcular gelecek. Pas konusunda üstün yetenekli isimler olacaklar. Oyunun burada Türkçe'ye de çevirelim. Oyunu değiştiren geçiş, oyunu değiştiren pas atma yeteneğine sahip isimler. Bunlar bir tahmin arkadaşlar. Bir görsel paylaştı. Büyük ihtimalle bu futbolcuların olabileceği düşünülüyor. Görüntüden yola çıkarak. Toni Kroos, Verratti, Bellingham.
yüksek seviyeli olacaklardır ve oyunun en iyi pas atan oyuncuları olacak şimdi bunlar geldiğinde. Fakat bu paket haftaya mı, daha sonraki haftalarda mı? Henüz daha zaman paylaşılmadı. Önümüzdeki haftalarda Showtime bu pas oyuncuları da gelecek arkadaşlar. Şu anki gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak için böyle hızlı hızlı anlattım arkadaşlar. Oyun açıldığında da oyuncuları göreceğiz, paketleri göreceğiz. Oyun açıldıktan sonra da tekrardan karşınızda olacağım. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.